Arkadaşlar merhaba. Bugün bir ütü söküyoruz. Bozuk bir ütümüz var. Ben böyle kablosunu çıkardım. Şu arka taraftan baktım. İçinde ne var? Çok merak ediyorum. Evet, içinde ne olduğunu çok merak ediyoruz. Böyle alyenle açacağız bunu. Daha önce hiç sökmediğim için benim için de sürpriz olacak bu. Bakalım neler çıkacak. Yalnız böyle biraz zorlamaya devam ederse muhtemelen ben bunu kırarım. Şimdilik çıkıyor gibi ama. Birinci vidamız çıktı. İkincisi de şurada bak. Onu da açalım. İkinci vidamızı da çıkardık. Bu kadar kolay olmaz diye tahmin ediyorum ama biraz zorlayacağız. Nerede? Şu arkada bir tane daha varmış bu. Orta kısımda onu da çıkaralım. Yalnız bu uç taraftaki alyen tutmadı bunu. Mecbur biraz zorlayacağız. Şöyle yapalım bakalım neler çıkacak. Çok da kırılsın istemiyorum aslında ama. Şöyle biraz belki bunu tekne yaparız. Çünkü şurada bak oynar bir başlık var. Bu bizim do it yourself projeler için faydalı olabilir. Bak. Şuradan çıkaralım önce bir. Belki bu dizaltı yapabiliriz. Bakacağız işte. Bir sökelim de. Şurası açılıyor gibi. Evet açıldı. Böyle arka tarafında neler çıkıyor görelim. Bir parçaya ayırdık. Şurada su teknesi var. O kalsın. Buradan devam edelim. Şurada da kablonun girişi varmış. Onu da çıkaralım. Böyle bir şey var. El feneri yapılabilir. Onu kenara atalım. Şuralardan kırarak açarsak daha iyi olacak. Sökemedim çünkü. Ne olabilir ki içinde zaten bunun ya? İşte. Ayırmayı başardım. Şimdi ben de bakacağım. Ben de bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Şu sanırım ayarını yaptığımız şu döndürdüğümüz şey. Gerçekten bak şu üst kısım tekneye benziyor. Bunu ortadan çıkarabilirsek güzel bir tekne yapabiliriz bununla. İçi de tekneye benziyor. Evet. Çıkan parçaları da hiç anlamadım. Bu elektrik sistemiyle alakalı bir şey. Şurada bakın ışığı var. Onu da ayıralım. Şöyle bir lamba. Böyle kırmaya dökmeye de gerek yokmuş aslında ama geçmiş olsun. Evet burada da bir şey yok. Bayağı böyle metal gereksiz bir hurda bu ya. Burada bir şey çıktı. Ya benim için çok faydalı bir şeye benzemiyor. Bu ne böyle metal. Hala hurdaya devam. En azından biz şunu sökmeye çalışalım. Güzel bir tekne çıkarsa da iyi. Şu spreyler çıkar dedim. Bu üstünde buhar spreyi yapan yer var ya. Orada belki bir pompa çıkar dedim ama çıkmadı. Şu alttaki kabloyu artık komple çıkarıyorum. Şu kısımları da testereyle keseceğim. Şöyle ayırdık. Böyle bir parça kaldı. Bayağı tekneye doğru gidiyoruz ama. Bakalım. Şuraları da ayırabilirsem ayıracağım. Güzel bir şey olacak bu ya. Son bir şans şu mavi kısmı da çıkarmaya çalışacağım ama çıkmıyor nedense. Olmadı orayı da keseceğiz atacağız. Aha çıktı vallahi. Bu ne? Evet pompanın buharın olduğu parça. O da pek yarar bir şey gibi durmuyor. İşte pompalarımızı buldum. Zorlayayım. Evet çıkardım. İşte bu. Koyalım kenara. İki tane var burada. İkinciyi de çıkarıyorum. İkincisini de çıkardım. Toplam iki tane pompamız var. Bu tarafta bir şey kalmadı zaten. Şu an gerçekten çok hafif bir şey. Şu kısmı da ben bir testereyle keseceğim. Bundan sonrası zaten bitmiş oluyor. Şuradan çıkarsak. Aha çıktı vallahi. Yani gördüğünüz gibi bakın ütüden kalan parça bu. İçinden benim işime yarayacak hiçbir şey çıkmadı. İki tane pompa var. Onu da artık bakarız. Bu muhtemelen içi boş olduğu için bu su tankı ya. Bu suyun içinde yüzecektir. Tabii o başka bir videonun konusu. Yani sökme parçalama videomuzun sonuna geldik. Ütüyü sökünce elimizde hiçbir şey kalmıyormuş. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.